Bu video manga spoilerı içerir. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz Tanjiro. Şimdi Demon Slayer'de birçok karakteri aldım. Baba karakterlerden en babasını almadım. Peki niye almadım? Şöyle diyeyim, sona bırakmayı da sevdiğim bir gerçektir. Ama Tanjiro hakkında bugün efsane bilgiler buldum. Efsane demekle kalmıyorum. Hatta animeciler için diyorum. Abi o girecekseniz bu videonun sonuna kadar büyük cesaret. Çünkü gerçekten büyük büyük olayları açıklarım bu videoda size. Ama her şeye rağmen yok ben spoiler yemek istemiyorum diyorsan da like'ınızı atıp teşekkür ederseniz diğerleri de like'ını atıp izlesin. Çünkü bulacağım bilgileri mangacılar birkaçını biliyor zaten. Gerçekten manyak şeyler var. Neyse bunlar ve daha fazlası introdan sonra. İsminin anlamı. Tanjiro kömür veya iyileşme manasında Kenji adını almıştır. Demons'ın şeytan çıkarıcısı olarak da adlandırılır kendisi. Kamado soyadı da Japon odunu veya kömürle çalışan ocak anlamına geliyormuş. 2. İlk görünüm. Hem mangada hem de animede doğal olarak başrol olduğu için de ilk bölümde karşımıza çıkıyor. 3. En sevilen. Tanjiro ilk ankette 6700 civarı oy almış ve birinci olmuştur. 2. ankette ise 9000 oy alsa bile sadece 4. olmuştur. 4. Yalan söylediğinde. Tanjiro serinin en namuslu ve en dürüstlerinden biri diyebiliriz. Her yalan söylediğinde dürüst doğası gereği yüzünü düz tutamayıp çeviriyormuş. Vay yalancı. 5. Annesinden miras. Birçoğunuz bilmezsiniz ama Tanjiro annesinden büyük bir şeyi miras almıştır. O da anlı. Evet, sert büyük anlını annesinden almıştır. 6. Yaşı. Seri başında 16 idi, gitgide 17'ye girdi doğal olarak. 7. Tanjiro'nun en sevdiği yemek. Tanjiro'nun en sevdiği yemek yosun pirinç toplarıdır. 8. Kilosu ve boyu. Boyu 1.65 ve kilosu 61'idir. 9. Doğum günü. 14 Temmuz'da doğmuştur. 10. Ailesi. Tanjiro Kamado babası. Kiye Kamado annesi. Nazife Kamado kız kardeşi. Takeo Kamado erkek kardeşi. Hanako Kamado kız kardeşi. Shigeru Kamado küçük erkek kardeşi. Rokuta Kamado küçük erkek kardeşi. Ve Kanao Tsuyuri karısı. Evet karısı. 11. Neredeyse yok edilmez anlı. Tanjiro'nun olağanüstü benzersiz yapan bir özelliği varsa o da aşırı sert anlısıdır. İşin ilginç yanı Tanjiro'nun dik başlığının fiziksel olarak olduğu kadar kişiliğinde de belirgin olması. 12. Inosuke'nin rüyası. Inosuke'nin bir rüyasında Tanjiro bir rakun olarak ve adı Ponjiri iken karşımıza çıkmıştır. Yakışmadı bence. 13. Her şeyi bilen burun. Birinin duşa ihtiyacı olup olmadığını burunuyla anlayabiliyor ki gerçi bu normal bir şey. Hani sen de bir 3 ay duş almasan ben de bunu anlayabilirim. Ama bunun dışında birinin mutlu olup olmadığını, bir şey gizleyip gizlemediğini falan burnuyla anlayabiliyor veya hüzünlü olduğunu. Ve bu gerçekten çok psikopatça bir güç diyebiliriz. 14. Dürüstlük politikasıdır. Tanjiro tanıştığı herkesi sırtında bir iblis taşıma konusunda pek açık sözlü olmasa da çok şeffaftır ve varsayılan olarak oldukça dürüsttür. Davul şeytanı Kyoga'ya karşı savaşında Tanjiro kafası meşgul canavara seslendiğinden emin olarak rakibine saldırmak üzere olduğunu da bildirdi. 15. Berbersiz bir hayat. Tanjiro hiçbir zaman bir berbere gitmemiştir. Ne kadar dağınık dursa da aynı zamanda da bence çok havalıdır saçları ki uzun saçları ben de severim bilen bilir. 16. Kılıcı. Nichirin kılıcı görünümünü değiştiren birkaç kılıçtan biridir ve bu o kılıcı çok özel kılar. 17 kuşlar ile sohbeti. Tam net onaylanmasa da Tanjiro büyük ihtimal kuşların ne dediğini anlayabiliyor. Seride dikkat ederseniz bunu yapabilen nadir kişilerden biri de olduğunu diyebiliriz. 18 mektup arkadaşları. Bizim dönemde WhatsApp var, social media var doğru ama eskiden bunların olmadığını düşünürsek de Tanjiro da arkadaşlarıyla mektup ile muhatap içindeydi. Yani sohbet yapıyorlardı. İşte mektup yolluyordu, geri geliyordu vesaire vesaire. Ve mektup arkadaşları kim diye soruyorsanız Giyu Tengen ve Sakonji ve Senjuro'dur. Yani eğlence bölgelerindeki fahişeler ileride mesajlaşıyordu diyebiliriz. 19. Kamado mirası. Kamado ailesi onları bulan talihsiz olaylara rağmen güçlü olduklarını kanıtlar. Bu nedenle Tanjiro'nun dövüş stili, Hanafune küpeleri, giysi kalıpları ve hatta alındaki yara izi onunla ataları arasında paylaşılan özelliklerdir. 20. Tanjiro'nun potansiyelini artıran iblis avcı işareti. Bu biraz detaylı bir olay olacak. İşin içine fazla girmeden anlatacağım. Tanjiro'nun bir Demon Slayer işareti vardır ve bu aşırı koşullarda gelişen bir şey.
kalbisi aşırı derece hızlanırsa, 39 derecenin üstünde bir ateşi olursa, işaretleri doğum lekesi, yara izi ve hatta dövme gibi de görünebiliyor. Bu işaretlerin bir Demon Slayer'ın görünmesi onlara demonlara karşı çeşitli avantajlar sağlıyor. Fiziksel yeteneklerini geliştirir ve onlara hiper algı gücü verir. Tanjiro'nun işareti geldiğinde şöyle diyeyim size, aldığı power up bizim o güçlü 12 arkadaş ile aynı seviyede kadar bir power up veriyor diyebiliriz. 21. Tanjiro atalarına mı benziyor? Bu anime izleyicilerin farkında olmayacağı bir şey ama mangada olan bir gerçektir. Tanjiro'nun kendisine çok benzeyen Sumiyoshi adında bir atası vardı. Sumiyoshi de Tanjiro'nun kendisi gibi bir kömür satıcısıydı. Tanjiro'nun eskiden salladığı uzun saçları dışında Sumiyoshi'nin de tüküren görüntüsü olduğu da söyleniyor. Tanjiro kendisine miras kalan bir hatıradan onun hakkında bilgi sahibidir. 22. Sinirlenmez. Bilmiyorum biliyor musunuz, Muzan seride hatta anime evreninde en az sinirlenen karakterlerden biri de denilebiliyor. Ama şöyle bir gerçek var. Muzan kendini bir kere tam kaybediyor. Hani gerçekten tam kaybediyor. O da ne tesadüftür ki? Tanjiro'ya karşı. 23. En hızlı uyanan. Demon Slayer kadrosunda sabah uyanma konusunda en iyisi Kyojuro'dur. İkinci sıradaki kişi de Tanjiro'dur. İstediği saatte uyanabilir Tanjiro ve biri direkt ona seslenirse de uykusundan kalkabilecek yetkiye de sahiptir. Yetki biraz saçma ama anladınız ne demek istediğimi. 24. Koma. Aslında bu bilgiyi tam sunmak istemiyorum ama burada net bir şekilde söylemekte fayda var. Tanjiro ismini vermek istemediğim birine karşı savaş baştıktan sonra komaya giriyor mangada ve biz bunu animede daha göremedik. 25. Rüya analizcisi. Tanjiro o kadar psikopat bir başroldü ki adam rüyasında bile bir dövüşü analiz edebiliyor ve hatalarını görüp onlardan ders çıkarmayı bile biliyormuş. Yani şöyle diyeyim, normal bir insan olarak sen akşam uyurken sistemini offline'a takarken Tanjiro standby modunda ve halen kendini geliştiriyor. Yani başrol törpülü olur ama bu biraz fazla kaçıyor. 26. Tanjiro Jackson. Evet doğru duydunuz. Mangacılar bilir, animeciler şu an göt gibi ortada kalacaktır. Muzan serinin sonlarında Tanjiro'yu bir iblise çeviriyor ve böylece iblislerin sonunu bir nevi engellemeye çalışıyor. Ve Demon Slayer'ımız Demon'ın ta kendisi oluyor. Neyse devamını mangaya saklı tutuyorum. 27. Kullandığı teknikler. Aslında bilinen bir olay ama Tanjiro'nun kullandığı teknikler su ve güneş nefes teknikleridir. 28. Kullandığı teknik sayısı. Daha yeni dedim, 2 tekniği kullanmıştır ve toplam kullandığı sayılar ise şu: 11'i su, 13'ü güneş tekniğidir. 29. Ellerini sertleştirme. Bir kılıç ustası için ellerini sertleştirmesi çok önemlidir ve Tanjiro'nun elleri de sertleştirilmiştir. Birçoğunuz unutsanız da bunun sebebi de Sakonji Urokodaki'dir ve bu bilgi böyle onaylanmıştır. 30. Seslendirmesi. Tanjiro'nun seslendirmesi aslında nadir duyduğumuz bir seslendirmedir. Hani nadir duyduğumuz dediğime bakmayın, aslında daha az tanıdık serilerde daha yan karakterleri seslendiren birisidir. Kendisi özellikle duygusal bağırma sahnelerini, hüzünlü sahnelerini yani çok iyi oynayabilen, seslendirebilen bir kişi olduğu için de dikkat ettiğinizde Tanjiro'nun o sahneleri gerçekten en üst seviyeyi hak ediyor anime tarihinde. Bunu da not olarak eklemeliyiz. Ve arkadaşlar 31. Evet, 31'e ne yakışır? Açıkçası çok şey yakışır ama öyle bir bilgi bulamadığım için size de yalan söyleyesim yok. 31'i niçin söyledim? Şu an 31. bilgi olsun diye, başlıkta 31 bilgi olsun diye. 31. bilgi: ben Tanjiro'yu severim. Hadi bu da benden size gelsin. Arkadaşlar Tanjiro bence başrollerin başrolü gibi ama hani benim eksik bulduğum bir iki nokta var. Neyi eksik buluyorum derseniz de merak da ediyorsunuzdur belki. Şöyle bir olay var. Benim için Tanjiro Yeşilcam filmlerinden çıkma bir karakter gibi. Kusursuz, hatasız, aşırı güçleniyor. Ailesi drama falan, kendisi çok iyi. İyimser, çok dürüst, çok iyi, çok iyi yani başarılı bir insan. O biraz bana fazla geliyor. Maalesef ben yani bir başrolün kusursuz olmasını istemem. Yani kusurlu olsun, hatalı olsun ki ya bir sempati kurabileyim. Çünkü ben Tanjiro gibi biri değilim. Sen de değilsin, o da değil. Yani ondan dolayı tip tam istediğim gibi değil ama her şeye rağmen seviyorum ve başarılı buluyorum. Ha ama şöyle bir şey diyeyim. Bir Inosuke belki biraz fazla kaçar ama hani daha değişik bir tarz olsaydı Tanjiro, bir iki güldürecek, hani hatası olabilecek bir şey olsaydı daha bir hoşuma giderdi. Ama total pakette gerçekten sevdiğim ve başarılı bulduğum bir karakter. Videonun sonuna Demon Slayer 1 ve Inosuke bilgi videosunu ekliyorum. Umarım bu video hoşunuza gitti. Like'ınızı atarsanız sevinirim. Çünkü şu iblis keserlerin bilgi videolarını bitirmedim. Devamını istiyorsanız like'ınızı alınız ve abone olunuz kanalıma. Dediğim gibi Demon Slayer parodi 1'i de kesinlikle izleyiniz. Ben yavaştan kaçar ve hoşça kalın. Oh.